Herkese merhabalar. Ben İktisat Bölümü 4. sınıf öğrencisi Alerıza Öcal. Sizlerle bugün toplumsal sözleşme ya da toplum sözleşmesi özgün adıyla du contrat social olarak bilinen 1762'de Cenevreli filozof Jean-Jacques Rousseau tarafından yazılan kitabı inceleyeceğiz. Kitap hakkında bilgi vermeden önce sizlere Jean-Jacques Rousseau hakkında bilgi vermek istiyorum. Jean-Jacques Rousseau 28 Haziran 1712 ile 2 Temmuz 1778 tarihleri arasında yaşamış olan İsviçre doğumlu Fransız filozoftur. Yazar ve siyaset teorisyenidir. Rousseau'nun incelemeleri ve romanları Fransız devriminin öncülerine ve romantik kuşağı ilham kaynağı olmuştur. Rousseau, modern filozoflar arasında en az akademik çalışma üreten fakat birçok yönden en etkili olandır. Jean-Jacques Rousseau'nun düşünceleri Avrupa'da Akıl Çağı olarak bilinen dönemin ya da doğrudan ifadesiyle Avrupa aydınlanmasının sonunu işaret etmiştir. Geliştirdiği yeni bakış açısıyla siyasi ve etik teoriyi yeni mecralara sevk eden Jean-Jacques Rousseau, etkili olduğu reform hareketiyle önce müzikte, sonra da diğer sanatlarda devrim yaratacak fikirler ortaya koymuştur. Rosso insanların yaşam tarzı üzerinde derin bir etki bırakmış, ebeveynlere çocuklarına karşı daha farklı bir ilgi duymayı ve onları farklı bir şekilde eğitmeyi öğretmiş, dostluk ve sevgide kibar bir ölçülük yerine duyguların ifade edilmesine teşvik etmiştir. Toplum Sözleşmesi adlı yapıt dört kitaba bölünmüştür. Birinci kitap toplumun bir sözleşme yoluyla doğduğunda, İkinci kitap Soverin yani egemen varlıktan, egemenlik ve genel istemden. Üçüncü kitap yürütme gücü olarak çeşitli yönetim biçimlerinden. Dördüncü kitapta sistemin işleyişinden ve toplumun dininden söz eder. Birinci kitap Eser de Rosso, insan özgür doğar, oysa her yere zincirde vurulmuştur der ve bu durumun nasıl oluştuğunun cevabını vermeye başlar. Çünkü Rosso'nun yaşadığı dönemde dünyanın büyük bölümü monarşiyle yönetiliyordu. Yazara göre halk karşılığında hiçbir şey almadan kralı besliyor. Ancak ilk toplumların kurulmasının temelini inen Rosso, en başta insanların bir araya gelmesinin temel amacının bu olmadığını gösterir. Ona göre politik toplumun ilk örneği ya da politik toplumun en küçük birimi ailedir. Rosso bu toplumlarda baş bir baba, hak da çocuklar gibidir. Hepsi de eşit ve özgür doğdukları için özgürlüklerinden ancak çıkarları uğruna vazgeçerler. Aradaki bütün ayrılık şudur. Ailede babanın çocuklarına olan sevgisi onlara gösterdiği özeni karşılar. Devlette ise devlet başkanının kendi halkına beslemediği bu sevginin yerini hükmetmek zevki alır. Rosto bu bölümde toplumları oluşturan temel sözleşmelerden bahsederken bir yandan da kölelik kavramı, köleliği savunanların görüşlerine de değinmiştir. Yazar köleliği ve efendiyle köle arasındaki ilişkinin bir sözleşme olarak nasıl anlamsız olduğunu şöyle özetlemiştir. Seninle öyle bir sözleşme yapacağım ki, hep benim iyiliğime ve senin zararına olacak. Keyfim istediği sürece ben uyuyacağım, yine keyfim istediği sürece sen uyuyacaksın onu. Rosso'ya göre bir sözleşme yaparak, bir insan kendi doğal haklarının bazılarından vazgeçiyor ve bu sözleşmeyi toplum sözleşmesi olarak adlandırıyor. Yazara göre toplum sözleşmesi, Sözleşmeyi yapanların kişisel varlığı yerine toplantıdaki oy sayısı kadar üyesi olan tüzel ve kolektif bir bütün oluşturur. Bu bütün ortak benliğini, yaşamını ve istemini bu sözleşmeden alır. Bu tüzel kişiye eskiden site denirdi. Şimdi ise cumhuriyet ya da politik bütün deniyor. Üyeleri ona edilgin olduğu zaman devlet, etkin olduğu zaman egemen varlık. Öbür, devre, öbür devletlerde ona egemenlik diyorlar. Ortaklara gelince onlar bir birlik olarak halk, egemen gücün birer üyesi olarak teker teker yurttaş, devletin yasalarına boyun eğen kişiler de uyruk adını alırlar. İkinci kitap Genel istem ve özel çıkarlar. Rosso bir toplumda genel istemin kendini dile getirebilmesi için toplumda gruplaşmaların olmaması gerektiğini, her yurttaşın kendi görüşünü dile getirebilmesi gerektiğini söylemiştir. Ona göre genel istem çok küçük ve demokrasiyle yönetilen toplumlar için uygulanabilir. Rosso'ya göre özel irade sadece özel çıkarlara önemsemektedir. Yasa yasacı Rossoy'a göre yasayla yönetilen her devlet bence cumhuriyettir. Çünkü o zaman işleri yöneten yalnız halkın yararıdır. Ve halk da önemli bir varlıktır. Her yasal hükümet cumhuriyetçidir. Rosso bu bölümde yasayı kimlerin yapması gerektiği, yasacının özellikleri ve diğer toplum yapılarıyla etkileşimin nasıl olması gerektiğini açıklamıştır. Büyük bir krala binde bir rastlandığı doğruysa, büyük bir yasacıya ne kadar az rastlanacağım varın kıyaslayın diyen Rosso, bu işin ne kadar önemli ve zor olduğunu da vurgulamıştır. Ayrıca Rosso yasacıyı, yasacı devlet düzeni içinde her bakımdan olağanüstü bir insandır. Üstün zekasıyla olduğu kadar görevi dolayısıyla da öyle olması gerekir şeklinde tanımlamıştır. Üçüncü kitap. Yönetim Hükümet. Rosto kamu gücüne özgü öyle bir etken gerekir ki onu birleştirebilsin. Genel sistemin çeşitli yönlerine göre kullansın ve devletle egemen varlık arasında ilişki kurabilsin. Öyle bir etken ki ruhla beden birleşmesinin insanda yaptığını kamusal varlıkta yapsın. İşte devlet içinde hükümetin varlığının temeli budur hükümet yersiz olarak egemen varlıkla karıştırılır. Oysa hükümet egemen varlığın sadece bir aracıdır. Öyleyse hükümet nedir? Yurttaşlarla egemen varlığın karşılıklı ilişkilerini sağlamak amacıyla kurulmuş, gerek yasaları yürütmek, gerekse politik ve toplumsal özgürlükleri sürdürmekle görevli aracı bir bütündür. Yönetim Çeşitleri Birinci Demokrasi egemen varlık yönetim görevini bütün halka ya da halkın büyük bir bölümüne bırakırsa, yönetici yurttaşların sayısı, diğer yurttaşların sayısını aşar. Bu çeşit yönetime demokrasi denir. İkinci aristokrasi, egemen varlık yönetim işini bir azınlığın eline bırakırsa, yurttaş sayısı yönetici sayısından çok olur, bu türlü yönetime de aristokrasi adı verilir. Üçüncü monarşi, egemen varlık yönetimi tek bir yöneticinin eline bırakır. Bütün öbür görevler yetkilerini ondan alırlar. Bu üçüncü biçim en yaygın yönetim biçimidir. Bunun adına da monarşi ya da krallık yönetimi denir. Dördüncü kitap, tiran ve despot arasındaki fark. Tiran ve despot arasındaki farkı Rousseau şöyle tanımlamıştır. Tiran halk dilinde hakka ve yasalara aldırış etmeden etmeksizin zorbaca yöneten bir krala denir. Açık ve kesin anlamında ise tiran haksız olarak krallık gücünü ele geçiren bir kişidir. Yunanlılar bu sözcüğü bu son anlamda alırlardı. İyi kötü ayrımı yapmadan, güçleri hakka dayanmayan bütün hükümdarlara tiran derdi. Demek oluyor ki tiran, gasıp aynı anlama gelen iki sözcüktür. Aynı şeylere aynı adı vermek gerekirse krallık gücünü zorla ele geçiren tiran egemen gücü zorbalık ve düzenle kendine mal edene de despot diyeceğim. Tiran yasalara göre yönetme hakkını yasalara aykırı olarak kendine mal eden kimsedir. Despot ise kendini yasaların üstüne çıkaran kişidir. Demek ki tiran despot olabilir. Despot ise her zaman tirandır. Diktatörlük Yazara göre diktatörlük gerçekten gerekli olduğunda ve kısa süreyle uygulandığında iyi bir durumdur. Rosso diktatörlüğü gerektiren bunalımlı günlerde devlet çok geçmeden ya kurtulur ya da yok olup gider. Sıkışık durum ortadan kalktı mı diktatörlük ya zorbalığa kaçar ya da etkisiz kalır demiştir. Sonuç olarak Rosso düşünceleriyle çağdaş demokrasinin öncüsü olmuştur. Rosso Toplum Sözleşmesi eserinde Rönesans'tan beri gelişen Avrupa kültürünü incelemiş ve olumsuz yanlarına eleştirmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Esenlikle kalın.